Bazı günlük alışkanlıklarımızın beynimize zarar verebileceğini biliyor musunuz? Burada sadece zihinsel sağlığınızın etkilenmesinden bahsetmiyoruz. Bu alışkanlıklar beyninizin direkt kendisine zarar vermesiyle yakından ilgili alışkanlıklardır. Bu durum çok önemlidir çünkü hasarlı beyin dokusu, demans ve Alzheimer gibi bilişsel gerilemelerden kaynaklanan hastalıklara karşı daha duyarlı hale sizi getirebilir. Bu nedenledir ki bu günlük alışkanlıklarımızdan bazılarının farkında olmak aslında bizi ilerleyen zamanlarda çok büyük sıkıntılardan ve sorunlardan koruyacaktır. Ve aslında beynimizle ilgili yaşayabileceğimiz olası sorunların ve sağlık sorunlarının da önüne geçmiş olacaktır. Başlamadan önce bu videonun sadece farkındalık kazandırmak için hazırlandığını ve bir bilişsel problem yaşıyorsanız veya genel olarak herhangi bir sağlık durumu yaşadığınızdan şüphe ediyorsanız tıbbi, profesyonel bir teşhis yerine geçme amacı taşımadığını söylemek isterim. Bu durum için lütfen doktorunuza başvurun. Şimdi gelin gündelik hayatta yaptığımız aslında bu beynimize zarar veren farkındalık dolu videomuza başlayalım. 1. Karanlıkta çok fazla kalmak. Karanlıkta çok fazla mı kalıyorsun? Uykuya dalacağını umarak mutlak karanlığın içinde uzun süre kalıyorsan bu durum sizi depresyona sokabilir. Depresyon harici aslında gündelik yaşam içerisinde doğal ışığı da almamak beyniniz üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Çünkü bu durum beyninizin doğal ve normal çalışmasının önüne engel koyar. Beynimiz aslında birçok hormonu salgılanması için vücudumuza emirler gönderir. Ve sadece karanlık olduğunda beyin ne zaman o tatlı tatlı salgıladığı melatonini ne zaman göndereceğini aslında bilemez. Bilemediği için de bir hormon dengesizliği ortaya çıkar. Ve bu durumda uyku basması adı verilen uyku olma hissiyatı, baş ağrısı, anormal rüyalar, çabuk öfkelenme, huzursuzluk, hipertansiyon, karın ağrısı, mide yanması, ağız kuruluğu, göğüs ağrısı, kilo artışı, yorgunluk, ruh hali değişimleri veya akşamdan kalma hissiyatı sizlere verebilir. Tabii ki şu da bir gerçek ki çok fazla karanlıkta kalmak, karanlık bir ortamda kalmak eninde veya sonunda sizi uykuya daldıracaktır. 2. Çok fazla olumsuz haber tüketmek. Çok fazla olumsuz haber tüketenler, psikoterapist Anne Miller'a göre duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını etkileyebileceğini söylemektedir. Çünkü olumsuz haberlerin aşırı tüketimi kaygı durumumuzu artırır ve aşırı kaygı durumundan dolayı da beyniniz zarar görür. Sussex Üniversitesi'nde araştırmalar yapmış ve eğitimler vermiş olan emekli psikoloji profesörü olan Graham Devay şöyle söyler. Kötü haberlere maruz kalmak kişisel endişeleri daha da kötüleştirebilir ve hatta akut stres reaksiyonlarına ve oldukça uzun sürebilen travma sonrası stres bozukluğunun semptomlarına neden olabileceğini tespit etmiş ve söylemiştir. Oysa normal şartlarda insan beyni aslında doğal bir denge içerisinde hareket eder. İşte bu dengelerden bir tanesi de olumsuz haberlere karşı beyin vücudu korumak amaçlı bir filtreleme özelliğine sahiptir. Beynin bu alanına alt frontal girizu adı verilir. Tabii ki bu bize o kadar yabancı gelmemeli çünkü gündelik hayatımızın içerisinde gerçekten ama gerçekten çok fazla kullanıyoruz ve kendisini şöyle gösteriyor. İnsanlar genel olarak yaşıtlarından daha uzun süre yaşayacaklarını, diğer insanlara oranla daha az kaza geçireceklerini, diğer insanlardan daha sağlıklı olacaklarını ve kolay kolay hastalanmayacaklarını, diğer insanların başına gelen olumsuz durumların kendilerinin başına gelemeyeceğini varsayma eğilimine sahiptirler. İşte bu varsayma eğilimi aslında beynimizin bu filtreleme özelliğinden gelir. İşte bu nedenledir ki aslında iyimser olan insanlar hem fiziksel hem de psikolojik olarak kötümser olan insanlara oranla daha sağlıklı ve daha dayanıklı bir yaşam sürerler. Tabii ki kötümserlere oranla daha az isabetli kararlar verse de onlardan daha dayanıklı oldukları da bir gerçektir. Tabii ki insan vücudunun içerisinde bu şekilde bir denge varken siz
olumsuz haber bombardımanı yüzünden bu dengeyi bozduğunuz andan itibaren işte beynimizin o doğal akışı bozulmuş olur. Bu olumsuzluk durumundan sonra da zihnimiz ister istemez psikolojik sorunları da beraberinde getirecektir. Durumdan kurtulmak aslında mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken hayatınızda iyi şeyler olduğunda hemen bunları alıp bir yere not edip bunları saklamak. Aslında bu sayede diğer yaşadığınız olaylardan iyi olanları ön plana çıkarmış oluyorsunuz. Tabii ki ön plana çıkardığı için de bu da sizin için avantaj sağlayacaktır. Ve olumsuz haberlerin önüne yaşadığınız iyiliklerle çıkarak beynimizin o varsayım filtrelemesini kendi çıkarlarımız doğrultusunda kullanabiliriz. 3. Aşırı kulaklık kullanımı. Yakın zamanımızda gündelik yaşamda kulaklıklar hayatımızın vazgeçilmez aksesuarları olarak yerini aldı. Ancak kulaklıklardan biraz fazla yüksek sesle müzik dinlemenin beyniniz için kötü bir alışkanlık olacağı gerçektir. Müzik dinlemek rahatlatıcı olabilir. Ancak doğru şartlarda ve doğru koşullarda yapıldığında, yüksek sesle uzun süre müzik dinlediğinizde aslında kulağımız bir süre sonra yorulur ve bu yorulmaya bağlı olarak da iç kulağı koruyan savunma mekanizmalarını da devreden çıkarır ve bu sayede bir süre sonra da işitsel problemler ortaya çıkmaya başlar. Tabii ki işitsel problemlerin ortaya çıkması sonucunda da zihinsel birçok problem de kendini göstermeye başlar. Tabii ki aslında burada kulaklık hiç mi kullanmamamız gerekiyor dediğinizi duyar gibiyim. Aslında öyle bir durum yok. Burada aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu duyuruya göre hareket edersek herhangi bir problem olmayacağını iddia etmektedirler. Bu iddia ise şöyle. Bir insan günde ortalama 4 saat kulaklıkla 88 desibele kadar olan kısmı kulaklarımız tolere edebiliyor. Dolayısıyla 4 saat boyunca 88 desibeli geçmiyorsanız herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Tabii ki buradaki asıl soru şu. 88 desibel ne? Bunu biraz somutlaştırmamız gerekiyor. Bunun için aslında çalar saati ve saç kurutma makinesini örnek verebilirim. 4. Sosyal izolasyon. İnsanoğlu yapısı gereği sosyal bir varlıktır. Bu yaratılış şekline aykırı olarak sosyal izolasyona maruz kalması ve diğer insanlardan kendini soyutlaması ruh sağlığını etkileyip depresyona neden olmaktadır. Aslında 2012 yılında Ohio Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre sosyal izolasyonun beyninde stres tepkilerine yol açtığı ve insanı daha duyarlı bir hale getirip savunma mekanizmalarının bir bir düştüğünü tespit etmiştir. Bu durumda bir süre sonra felç geçirme gibi durumların artmasına hem fiziksel hem de bilişsel sağlık problemlerine neden olduğu tespit etmiş ve duyurmuştur. İşte bu nedenledir ki tüm insanlardan uzaklaşıp bir dağ evine yerleşeceğim fikri ilk etapta güzel de gelse kulağa aslında gerçek öyle değil. Sosyalleşmenin o iyileştirici gücünü kendi yararınıza kullanabilirsiniz. 5. Ekran süreniz çok yüksek. Ekran başında çok fazla zaman harcıyor musunuz? İnternette veya sosyal medyada çok fazla zaman harcıyor musunuz? Bu durum sadece zihinsel sağlığınıza zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda işlem yapma yeteneğinizi ve üst düzey düşünmenin gerçekleştiği ön lob gibi beynin birçok önemli bölgesine zarar verir. Tabii ki bu durum hemen sizin karşınıza gelip de teknolojiden uzak durun, internetten uzak durun, sosyal medyadan uzak durun gibi bir şeyi söylemek günümüz teknoloji çağında hem mantıklı olmayacak hem de doğru bir gerçeklik olmayacaktır. Bunun yerine uzak durmak yerine aslında hayatımıza yine bir denge getirebiliriz. Eğer biz bu dengeyi sağlayabilirsek aslında herhangi bir sorun yaşamadan hem teknolojimize hem de yaşamımıza rahat bir şekilde bakabiliriz. Ekran süresinin yüksek olması aslında birçok sağlık problemini de beraberinde getiren bir şeydir. Mesela bunlardan bazıları ise ekrana çok fazla bakmaktan kaynaklanan göz hastalıkları, boyun ve bel ağrıları, fıtık, kas zayıflıkları, obezite, D vitamini eksikliği, bağışıklık problemleri, uyku bozuklukları, dikkat eksikliği, yetersizlik hissi, depresyon ilk akla gelen rahatsızlıklardan bazılarıdır. Tabii ki bu rahatsızlıkların son dönemlerde artmış olmasıyla birlikte birçok ülkede insanlar üzerinde araştırma yapıldı. Tabii ki Türkiye üzerinde böyle pek fazla bir araştırma yapılmadı. Çünkü bildiğiniz üzere
Bizim bilim dünyamız bilim dışında her şeyle ilgilenip böyle araştırmaları gereksiz gördüğünden yine Amerika'daki araştırmalara bakacağız. Mesela Common Sense Media tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre bir günde bir çocuğun ekran başında geçirdiği süre 4 saat 44 dakika, bir gencin ekran karşısında geçirdiği süre ise 7 saat 22 dakika olarak saptanmıştır. Ve günümüz yani 2024 yılında ise bu rakamlara ek olarak 46 dakika daha eklenmiştir. Gördüğünüz üzere süreler çok fazla. Türkiye'de de muhtemelen böyle bir araştırma yapılsa aşağı yukarı aynı sonuçlar çıkacaktır. Peki biz dengeden bahsettik. Peki gündelik yaşamda ekran süremiz ne kadar olmalı? Yine yapılan araştırmalara göre bir insanın bir günde ortalama 2 saatten fazla ekran süresine sahip olmaması gerekiyor. 6. Çok fazla şeker tüketmek. Uzun bir günün ardından canınız şekerli bir kek veya sürekli olarak bir tatlı mı çekiyor? Bunun nedeni beyninizin strese tepki verme yollarından biri olarak bunu görüyor olmasıdır. Ancak ne kadar şeker tükettiğinizin farkında olmak gerçekten önemlidir. Çünkü çok fazla şeker tüketmek aslında besin dengesizliğine yol açmaktadır. Tabii ki bu durumda yetersiz beslenmeye kadar giden bir sürecin ilk adımları olur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir insan günde 25 gram şekerden fazla tüketmemesi gerekiyor. Ancak günümüzde içtiğimiz birçok içeceğin içerisinde işlenmiş gıdaların içerisinde şeker olması bir insan aslında günde alması gereken bu 25 gramdan daha fazla şeker almasına neden olmaktadır. Yani bu rakamın üzerine bir günde çıkıyoruz. Yine yapılan birçok araştırmaya göre bir insan ortalama olarak günümüz yaşamında 70-80 gram arasında şeker tüketmektedir. Tüketmesi gereken ortalamanın çok çok üstünde olduğu görülebilir. Tabii ki bu oranı aşıyor olmamız aslında beynimize ciddi oranda zararlar vermektedir. Çünkü şekerin tükettiğimizde kan basıncımız bir anda yükselir ve aynı hızla tekrar düşer. Yani vücudumuzda bir dengesizlik söz konusu olur. Bu dengesizlikte konsantrasyon sorunları yaşamamıza neden olur. Ve konsantrasyon sorunları yaşadığımız için de bilişsel işlev bozuklukları yavaş yavaş meydana gelmeye başlar. Sadece bu da değil, bakın burası çok önemli, yüksek miktarda şeker tüketimi beyin iltihaplanmasına dahi neden olmaktadır. 7. Kahvaltıyı atlamak. Kahvaltıyı ne sıklıkla atlıyorsunuz? Sabah uyandığınızda işe gitmek için çılgınca bir hazırlığa başlar ve belki de aklınızda trafik ne durumda, işe zamanında yetişebilecek miyim gibi düşünce varken hızlıca işe yetişmeye çalışmadan başka hiçbir amacınız olmadığı o anda bütün dikkatiniz o iken aslında aç olduğunuzu fark edemezsiniz. Bu durum yine şekerde olduğu gibi yine beslenme sorunlarına ve beslenme yetersizliğine neden olacaktır. Bunu anlayabilmek için şu şekilde söyleyebilirim. Normal bir insan günde ortalama 8 saat uyur ve siz ortalama uyuduğunuzda 8 saatlik o uyku sürecinde vücudunuz tabii ki çalışmaya devam ediyor ve enerji ve besinleri harcamaya devam ederken bir nevi enerji tüketiyorsunuz. Ve sabah uyandığınızda aslında vücudunuzun kaybetmiş olduğu bu enerji ve besinleri yerine koymanız aslında vücut sağlığınız için çok önemlidir. Dolayısıyla uyurken kaybetmiş olduğunuz o besinleri ve enerjileri bir şekilde yerine koymanız gerekiyor. Bunun için de o açığı kapatmak için de kahvaltı son derece önemli bir öğün olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yararını size uzun uzadıya cümlelerle anlatmayacağım. Bunun için tek söyleyeceğim şey sabah kahvaltısını yaptığınız bir günde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sadece bunu düşünün ve hatırlamaya çalışın. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Gelelim bir sonraki maddeye. 8. Zar zor hareket ediyorsun. Ne sıklıkla egzersiz yapıyorsunuz? Eğer gündelik yaşamınız fiziksel aktivite gerektirmiyorsa egzersiz yapmanız hem vücudunuz hem de beyniniz için önemlidir. Bu durum ister yürüyüş olsun ister havuzda yüzmek olsun, önemli olan o hareketsiz yaşamını terk edip biraz vücudu hareketlendirmektir. Egzersiz yapmak beyni büyük oranda harekete geçirmekte. Çünkü egzersiz yaptığınızda vücudunuz oksijen alır ve tabii ki doğal olarak beyniniz de bu oksijenden yararlanır ve bu da onun çalışması için aslında gerekli ortamın sağlanması anlamını taşır. Ve öyle ki
hormonları dahi dengeye sokabilecek o faaliyetleri başlatır. Ve bu sayede kendinizi daha huzurlu, daha mutlu gibi hissetmeniz gayet normal olur. Çünkü vücutunuz alması gereken o oksijeni aldığından dolayı mutlu oluyor. Tabii ki mutlu olduğu için de sizi mutlu ediyor. O halde egzersiz yaparak şimdi bu videodan sonra biraz ısınmaya ne dersiniz? Bunun da sözünü sizden aldıktan sonra gelelim bir sonraki maddemize. 9. Kötü uyku alışkanlıkları. Uyku alışkanlıklarınızı olumsuz etkileyebilir. Yeterince uyuyor musunuz veya çok fazla mı uyuyorsunuz? Dolayısıyla buradaki denge durumu da aslında sizin beyniniz üzerinde yine doğrudan bir etkiye sahiptir. Uyuduğunuz saat sayısı ve uyuma şekliniz enerjinizi etkiler. Enerjiniz de beyninizi etkiler. Dolayısıyla eğer yeterli uzunlukta ve yeterli saat sayısında uyumuyorsanız bu beyniniz üzerinde son derece büyük bir yıkıcı etkiye sahiptir. Ve kronik olarak sürekli uykusuzluk çeken ve o yeterli uykuyu alamayan insanların uzun süreli hafızalarında sorunlar yaşanmaya başlandığı gözlenmiştir. Yani uzun süreli hafızanızı korumak istiyorsanız uykunuza önem vermeyi ihmal etmeyin. Tabii ki uykuyla önemli olan kısım sadece bununla sınırlı da değil. Uykudaki en önemli şey uyuma esnasında başınızın üzerine çekmiş olduğunuz battaniye veya yorgan veya örtünün aslında vücut ve beyin oksijen dengesini bozması bakımından yine yapılan araştırmalara göre yine beyne zarar vermektedir. Evet, burada saymış olduğumuz 9 maddeyi nasıl buldunuz? Bunlardan kaç tanesini yapıyorsunuz veya kaç tanesini düzelteceksiniz? Şöyle bir etrafınıza ve çevrenize bakın. Bunları yapan, yaptığını bildiğiniz insanlar var mı? Eğer varsa o insanlarla bu videoyu paylaşmayı ihmal etmeyin. Gelin onlara bir iyilik yapalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve gerçekten yararlı bulduysanız hemen aşağıdaki like butonuna yani beğen butonumuza basarak bizlere destek verirseniz vallahi çok mutlu olacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi o halde abone değilseniz bir sonraki videoda görüşebilmek için şimdi hemen yerinizi ayırtmak için abone olarak yerinizi ayırtabilir ve birlikteliğimizi sürdürebiliriz. Sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.